Tabii fotoğraf şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu nasıl Mehmet Büyükekşi bir şekilde iktidarla ya da Beştepe ile bağlantılıysa aslında İbrahim Hacı Osmanoğlu da çok farklı değil. Bir şekilde o taraftan desteklenmiş bir isim olduğu biliniyor. Dolayısıyla böyle bir Devlet Bahçeli'nin üstelik Ahmet diye bir takım yoktur, Ahmet Spor diye bir takım yoktur, Ahmet diye bir şehir de yoktur dediği bir Ahmet Spor la fotoğraf veren. Ben bugün Diyarbakır Valisi aradım. Hadi bir devam et. Aradım. Uzatma diyor. Daha önce kendisi Van'daydı. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Bölgede ne yaşamış yaptı. Hatta o dönemde kayyumlukla yapmıştı. Şimdi Diyarbakır'a tanınca kayyumluğu atıyorlar. Şey aslında Murat Bey gayet beyefendi bir insandır. Bu arada yani tartışmaya açık. Demokrat bir insandır. Şimdi ben de ona sordum. Dedim ki ya ne oluyor acaba? Yani masada vali var. Hatta kayyum deniyor bu valiye. Yani HDP'nin il eş başkanı, belediye başkanları var. Ahmet Spor yönetimi var. Efendim, Emniyet Futbol Federasyonu başkanı. Evet. Emniyet ne oluyor falan. Birdenbire insanın aklına 2013 Mart'ı falan geliyor. Vali Bey çok konuşmadı. Ne söylesem yalan başıma iş alır, iş alırım diye kaygılanıyor sanırım. Dedi ki bu organizasyonu Ahmet Spor yönetimi organize etti. Ahmet Spor ama sadece Ahmet Spor değil. Diyarbakır Spor, Diyarbakır Spor, Mardin Spor, o spor, bölge spor yani takımları federasyonla beraber organize ettiler. Bizi de onlar çağırdılar. Dolayısıyla ben de onların daveti üzerine geldim dedi. Biraz sorumluluğu üzerinden attı. Ama dedim ki hani eş başkanlar da oradaymışız yani. Hep berabersiniz. Evet dedi, davetli olarak orada oturdum dedi. Ben Bedir Aysel'in Kürtçe Türkçe türküler söylediğini de hatırlattım. O da mı oradaymış? Bedir Aysel'in de Diyarbakırlı sanatçı. Diyarbakır'a gidersen Bedir Aysel'i dinlemeye git mutlaka bu arada. Yok ben dinledim. Evet, orada dinledim. Evet Bedir Aysel'i çok önemli bir müzisyenimiz. Evet. Ondan sonra Bedir Aysel'in davetli olduğunu, Türkçe Kürtçe türküler söylendiğini halay çekilmiş söyledim. Onu sordum. Artık o aşamaya daha henüz gelememiş. Evet. Bu bile henüz... Halay sonrası derdi. Gözaltı işlemi falan bir şey. Öz itibariyle çok uzun 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 yanıtlar vermedi ama benim anladığım kadarıyla hiç değilse futbol üzerinden bir normalleşme arayışı. Buna ihtiyaç var. Emniyet valinin de emniyet müdürünün de o gün eş başkanlarla beraber orada olmasının arkasında bir siyasi karar olmalı. Niçin? Bir çıkarsamayla bunu söylüyorum. Daha geçen gün Iğdır Emniyet Müdürü kalktı. Iğdır Belediyesi önünde eylem yapan işçilere destek açıklaması yaptı. Hem de yani normalde nerede görülmüş bu emniyet müdürlerinin grevci için destek verdiği gazlamazla gelirler. Bu arada kararname de kaldı orada. Ama niçin öyle oldu? Çünkü HDP belediyesi, belediye HDP'nin çıkarılan işçileri HDP çıkardı. Mesele o aslında oraya oynuyor. Normalde yapacağı iş değil yani AK Partili olsa, AK Parti alsa yani işçi çıkarsa önünden geçer mi yani? Neyse yani böyle bir fotoğraf da şundan bir ay önceydi yani değil mi bu hadise? Bir ay sonra şimdi hele hele Diyarbakır'a kayyum mu atanacak tartışması sürerken valinin ki vali Trabzon belediye başkanı oradan geliyor. Trabzonlu yani. Kendisi de Trabzonlu. Emniyet müdürünün Trabzonlu Futbol Federasyonu başkanının ki Trabzonlu eski AKP adayı falan değil mi? Belediye başkanı. AK Parti belediye başkanı. Belediye başkanlığı yapmış. Belediye başkanını pardon. Onu ben bilmiyorum. Ama AK Partili çünkü yani normalde. Diyarbakır valisi AKP belediye başkanı. Tabii doğru. Orada da bir tuhaflık var. Yani bir kere siyasetçi olduktan sonra valiliğe dönmemek gerekir ama biz de büyükelçi de oluyorsun, her şey oluyorsun. Hayır ben o anlamda demedim. Şu anlamda söylüyorum. Vali sana hani böyle bir sanki her şeye mesafeliymiş gibi konuşuyor. Mesafeli kendisi AKP'li bir siyasetçi. Unutmayalım. Bütün yeni Türkiye'nin bir gerçeği şimdi ama. Zaten... Ama AK Partili siyasetçi MİT müsteşarımız bile oldu yani. Belediye başkanı çok mu yani? Hayır yani o sorumluluğu. Hayır, eskiden Türkiye'de valiler kendini böyle bir ayrıştırırdı. O tamam şu an zaten o tamam değil. Ama zaten. Bir de o masada olması bir siyasetçi olarak ne olduğunu gayet Barış, anlıyordur. Konu hassas olduğu için. Şimdi şu an Çin'de bu sürecin nereye gideceğini kestiremediğinden. Bence kestirse daha ucu... Yalnız zaten göreve başlar başlamaz farklı davranışlarıyla da böyle dikkat çeken bir isim. Ama öyle yumuşak bir adam. Evet, yani. Belediye eş başkanlarıyla bir temas kuran ilk vali.
Evet. Bundan önce var teması. Ama kendisi de belediye başkanlığına gelme. Şunu tabii, söyleyeyim mi? HDP'li belediye başkanlarını yani selam vermiyordu bir önceki vali. Vermiyorlar tabii. Şimdi ona baktığın zaman öyle. Evet. Bir şey daha söyleyeyim mi? Hemen ondan sonra devam et. Ahmet Spor'da Türk futbolunun itilmişiydi. Yani her maçta dayak yiyorlar. Şehrinden çıktılar. Bu arada Diyarbakır'da HDP'li de aralarında problem var onlara. Bir sorun var. Yani Ahmet Spor HDP problemi tam anlayamadım. Bir kaşık var orada. Şehirden çıktığı anda dayak yiyen. Bursa maçını izlemişsinizdir belki. Evet. O maçta artık zirve tam, yapmış ve maç kabul edilmiş. Tam getirdiğiniz yerde. Belediye Başkanı çok iyi karşıladı. Çok büyük tam getirdiğiniz yapmıştı. Yerde o görüntüyü izleyelim mi aslında Devlet Bahçeli'nin konuşmasını? Hazır Erdal hazır mı? Hazır değilmiş. Şimdi biraz önce Kürşat'ın hatırlattığı Ahmet Spor diye bir kulüp yoktur. Böyle bir kulübü tanımıyoruz diye Devlet Bahçeli'nin yaptığı kürsü konuşması tam o Bursa Spor Bursa maçından sonra. Sonraydı evet. Çünkü Bursa Spor geldi. Hatırlasın insanlar da. Bize göre Ahmet diye bir yer yoktur. Ahmet Spor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Bursa bize göre Ahmet diye bir yer yoktur. Ahmet Spor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. O Bursa Spor maçından şöyle, sonra. Bursa Spor maçından sonra tribünlerde artık bir futbol maçı görüntüsü başka bir şey değil. Yani. Bir siyasi çatışma görüntüsünde adeta yaşanıyordu ve şiddet olaylarının olduğu ve sahaya çıkan futbolcuların dövüldüğü, taç atamıyordu yani Kerem. Bir şeydi. Bu nasıl iş filan denildiği yerde, eleştirildiği yerde Devlet Bahçeli çıktı. Ahmet Spor diye bir kulüp yok, biz bunu tanımıyoruz. Yani küme düşürmesini istiyor Devlet Bahçeli. Filan ya da futboldan menedir. Şimdi buraya geleceğim. Bakın, İbrahim Hacı Osmanoğlu gitti. Orada konuşmasından okuyorum. Sadece İstanbul Spor maçı vesilesi bunu da söyleyelim. Ahmet şimdi Spor başlamış İstanbul herhalde o maçta. Dedi ki, seçim sürecinde başkanımız sağ olsun kastettiği... Çok affedersin. İstanbul Spor'da önce vatan pankartıyla çıkmış. Çıktı ama orada bir detay daha var. Seçim sürecinde başkanımız sağ olsun Doğu'nun, Güneydoğu'nun, İç Anadolu'nun, Ege'nin, Akdeniz'in, başkanımız dediği Ahmet Spor Başkanı, Akdeniz'in, Karadeniz'in ne kadar haksızlığa uğramış bakın. Ne kadar haksızlığa uğramış. Adalet isteyen sağduyulu ne kadar futbol çevresi nasıl bize destek olduysa Sayın Başkan da aynı şekilde destek oldu. Bu süreçte konuştuk. Biz futbolu barış ve kardeşliğe hizmet etsin diye Ahmet Spor için çalışıyoruz. Bu vatan bizim, bu bayrak bizim. Şimdi şu konsept tabii ki bu Adalet ve Kalkınma Partisi zihniyetinin içerisinde. Bu Ahmet Spor'u küme mi düşürelim? Tribünlerden mi silelim? Sahada kafasına taş mı atalım? Yerine bir de ikinci bir konsept var aynı parti içerisinde biliyorsunuz. Biz ya bunlar... Bizim üslubumuz değil, biz Ahmet Spor'la, Hacı Osmanoğlu'nun diliyle adaletsizliğe uğramış, kendisinin lafları olduğu için aktarıyorum, haksızlığa uğramış, bir takım yanlışlar yapılmış, biz Ahmet Spor'la ama o aynı vatan, işte bayrak çerçevesinde bir arada olabiliriz diye bir konuşma yapıyor Hacı Osmanoğlu. Görülüyor ki bu ikinci konsept.